Onun için diyorum muhalefet şeyi yükseltmeli, dozu yükseltmeli. Öyle normalleşme, güzelleşme falan filan bunları geçeceksiniz. Bilmiyorum sizin programda söyledim mi? Ben gençken çok sevdiğim bir slogan vardı. Demirel'in "Silkele Süleyman, düşecekler" diye. Millet miting meydanlarında bağırırdı. Hakikaten Demirel de Özal'ı düşürmüştü, indirebilmişti. Ama Özgür Özel o Demirelvari güveni vermiyor. Bir umut henüz sergileyemiyor. Onun için diyorum yani bir vites yükseltmesi lazım CHP yönetiminin ve Özgür Özel'in. Çünkü böyle bir Erdoğan'ın boksta vardır ya hani üflesen düşecek. Hakem durdurur 8 sayar. Gözler nereye bakıyor? Evet. Bence Erdoğan 31 Mart'tan sonra bu konumda. Onun için CHP, benim aklım erdiğince konuşuyorum. CHP vites yükseltmeli, tam sağ prese geçmeli. Evet, herkes, vatandaş erken seçim bekliyor. Aritmetik olarak bunu özetlemek yeterli değil siyasette. Bunun çeşitli platformları var. Siz bunu dile getirdikçe zaten iktidar üzerinde bir baskı oluşur. Şimdi Cem Bey, siz yayına geldiğinizde ekonomiyle ilgili yorumlarınız da çok ilgi çekiyor. Yorumluyorum demiş ki çiftçilerin eylemlerine CHP neden kayıtsız kalıyor, neden kulak vermiyor? Acaba bu eylemlerin kitleselleşmesinden mi korkuyor Özgür Özel demiş ki daha önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da her vesileyle vatandaşa evde oturun, aman dışarı çıkmayın diye telkinlerde bulunuyordu. Hepimiz biliyoruz. Vallahi bunu CHP milletvekillerine soracak, bana değil. Ben öneriyorum yani dozun artması lazım. Az önce dediğim gibi bu kızcağızın sokak röportajında söylediği metni, kaç tane milletvekili var bilmiyorum CHP'nin, tamamının tekrarlaması lazım. Yani farklı bir muhalefet yapma yoluna girmesi lazım CHP. Öyle ışık aç kapa fiyaskosuyla falan olmayacak bu işler. Evet. Ekonomik değerlere gelecek olursak Serkan sormuştu. Cem abi, işsizlik rakamları %9 civarı geldi. Bu rakam önümüzdeki aylarda artar mı ve sizin enflasyon beklentiniz ne yönde önümüzdeki süreç için? Teşekkür ederim demiş. Biz de Serkan'a teşekkür ediyoruz. İsteyenle istediği iddiaya girerim. Önümüzdeki aylarda bu rakam çok artacak. Şimdi kaç senedir enflasyonu, yüksek enflasyonu, dünya çapında yüksek enflasyonu konuşuyorduk. Önümüzdeki aylarda, bu kış, sonbaharda dünya çapında yüksek işsizliği konuşacağız. Yani ekonomi de tıp gibi bir bilim. Şu olursa şu olur, şu olursa şu olur. Yani Mehmet Şimşek'in söylemlerinden yola çıkıyorum. Sıkı para ve Merkez Bankası Başkanı'nın sıkı para politikası ve iş talebi kısmak demek, alışverişi azaltmak demektir. Tüketimi azaltmak demektir. Tüketim azalırsa millet daha az alışveriş yapar, daha az tatile gider, daha az yemek yer, daha az eşya alır, gıda ürünü alır. Bu da esnaf için zor günler demektir. AVM'ler için çok zor günler demektir. İşte okuyorsunuz konkordato, yani iflasın bir önceki adımı. Dev şirketlerin konkordato ilan etmesi demek, maaşları ödeyemiyorum, bayrağı dikeceğim demek. Bu da kapının önüne pek çok sayıda eleman koyacağım demek. Bilmiyorum, sizinle son yaptığımız programda söylemiş miydim? Benim evin karşısında 1976'da açılmış bir pastane var. Onun sahibiyle sohbet ediyordum. Covid'de yaptığım, Covid öncesi yaptığım ciroyu bile kaç sene geçti? 4 sene sonra hala yapamıyorum dedi. 2 sene önce 11 kişi çalıştırıyordum. Şimdi bir tane hamur ustam var, bir de ben çalışıyorum dedi. Demek ki benim sokağımdaki pastane 10 kişiyi kapının önüne koymuşsa artık büyük fabrikaların, AVM'lerin, zincir mağazaların kaç kişiyi kapının önüne koyacağını siz düşünün. Bu da ekonominin bir kuralıdır. Yani şöyle söyleyeyim, rayında giden bir ekonomiyi bozarsanız, neyle bozdu? Nas'la ekonomi yönetmeye kalktı Erdoğan. ve faiz ve enflasyon dengesini bozdu. Onu bozmak çok kolay. Şimdi tekrar rayına oturtmaya çalıştığınızda, bir şeyleri düzeltmeye çalıştığınızda mutlaka başka şeyleri bozarsınız. Eskiden faiz ve enflasyonu konuşuyorduk. Şimdi sonbahardan itibaren faiz, enflasyon ve işsizliği konuşacağız. Çünkü işsizliği bozdu. Onun için hani asgari ücrete zammam bu sonbaharda, bu kış hiç merak etmeyin, yüz binlerce insan abi ne verirsen ver, ne iş olursa yaparım diye iş arayacak. Ve benim açımdan işsizlik enflasyondan çok daha kötü bir olgu. Yani yüksek enflasyonda ne bileyim et yemezsiniz, sebze yersiniz. Doğru. Ekmeği evde yaparsınız. Yani onun hani çaresini biraz bulursunuz. Sen, evet doğru. Ama işsizlik, yani bir işsiz kalmış aile babasının yaşayacağı utanç, çocuğuna harçlık verememe, akşam masaya yiyecek koyamama, çevresine duyduğu mahcubiyet falan, o çok daha büyük bir sorun olacak ama mecbur. Enflasyonu düşürmek için bu politikalar uygulanır. Bu politikanın sonucu da yüksek işsizliktir. Buradan kaçış yok. Evet evet, gerçekten benim de dikkatimi çekiyor. Mesela en basitinden mağazalara girdiğiniz o koskoca devasa mağazalarda bir ya da iki kişi çalışıyor. Şimdi bugün gene bir video gördüm. Gencecik bir çocuk diyeyim arkadaşımız. 2 üniversite bitirmiş. Bunlardan biri de Koç Üniversitesi. Video çekmiş. Anneciğim diyor, oğlunla gurur duy. 2 üniversite bitirdim. Atanamadım. A101'de işe başladım diyor. Ben de Amerika'da üniversiteden mezun olduğum sene 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en yüksek işsizlik oranına denk geldi. Ben de bakkalda çalıştım. Süpermarketlerde envanter alırdım. Yani işte 50 kutu salça, 30 kutu bezelye falan filan. Bu şeyin işin bir doğası ama bizim bunu yaşamamız için bir neden yoktu bu coğrafyada. Tamamen ekonomi bilimiyle Erdoğan inatlaştı ve Türk milletine bu acıyı çektiriyor maalesef. Çünkü çevremizde böyle bir sorun yok. Hiçbir ülkede yok. Ne Irak'ta var, ne Ermenistan'da, ne Azerbaycan'da, ne Gürcistan'da. Suriye istisna, onu bir kenara koyuyorum. İran'ın enflasyonu bile bizimkinin yarısı kadar. Ki İran savaşa girdi, girecek. Onun için hiç gerek yokken bu Türk milletine Erdoğan'ın hediyesidir. Tepe tepe kullansınlar. Evet, özel okul paralarından söz ediyor insanlar. Gerçekten bir Cem Toker kolay yetişmiyor demiş. I don't know. Gerçekten bence de öyle. Şimdi devalüasyonla ilgili yorumunuzu soran vardı. Sayın Cem Toker yakın bir süreçte devalüasyon bekliyor mu demiş. Dolar alayım mı almayayım mı demenin başka bir yolu. Evet, ekonomistlere onu soruyorlar hep. Onlar da tabii yatırım tavsiyesi olmuyor. Babamın oğluna bile öyle akıl vermiyorum al veya alma diye. Ama şöyle bir iddia var. Mehmet Şimşek yurt dışına doların baskıyla sabit kalacağını, zaten aylardır sabit tutuyorlar. Ki millet gelsin işte birkaç milyar yatırım fonu dolarını getirsin Türkiye'ye, bozdursun, faize koysun, faizle yükünü bir miktarda faiz alsın, yine hemen hemen aynı değerde TL'yi dolara çevirsin, dünyada eşi emsali görülmemiş bir dolar faizi alarak vurkaç, Türkiye'den vurkaç, Türk milletinin parasını vurup kaçma. Bu politika değişir mi değişmez mi bilmiyorum. Eğer değişirse evet dolar artar. Değişmezse dolar yerinde devam eder. Ama eninde sonunda zamanını bilemem. Ama bu balon patlayacaktır. Yani yarın bir gün ver paramı, ver dolarımı, al TL'ni dediklerinde Türkiye ne yapacak onu bilmiyorum. Evet. Devalüasyon enflasyon yaratır. 1-2 sene mümkün değil bence demiş Serkan da. yüksek faiz de enflasyon yaratır. İşte kaçış yok diyorum ya. Evet. Bir şeyi düzeltirken bir şeyi daha mutlaka bozarsınız. Böyle raydan çıkardığınız zaman ekonomiyi. Onun için devalüasyon olmaması için faizi yüksek tutması lazım ki dolar gelmeye devam etsin. Yüksek faiz olunca da kimse yatırım yapmaz. Kimse kredi kartını kullanmaz. Kimse tatile gitmez. Kimse alışveriş yapmaz. Bu olunca ne olur? İflaslar başlar ve işsizlik artar. Ve büyüme durur. Evet. Kayıp Suriyelilerden de bahsediyor izleyiciler. Hepsi ülkenin sırtında bir ekonomik yük Cem Bey. Tabii bununla birlikte psikoloji de, toplumsal psikoloji de çok bozuldu. İşte boşanmalar arttı, şiddet eylemleri çok arttı doğal olarak. Ben de sizin daha fazla sağlıkla ilgili işinizin sancısına neden olmayayım. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız ve sorulara verdiğiniz yanıtlar için. Rica ederim efendim. Ben teşekkür ederim davetiniz. Harika bir yayın oldu. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili dostlar, sizlere de çok çok teşekkürler değerli yorumlarınız, sorularınız ve katkılarınız için. Yarın akşam yine bir canlı yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.